Her ayrıntı çok önemli. Faris Kerim'in amacı çiziminin yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf gibi gerçekçi görünmesi. Henüz 12 yaşındaki Kerim, Nijerya'nın en genç hiperrealist sanatçısı. Yaşadığı çevre ve ailesinin hayatta kalma mücadelesi onun çizimlerine ilham veriyor. Tıpkı gördüğü bu fotoğraf gibi. Benim vizyonum referans alacağım bir şey gördüğümde aklıma gelen fikirdir. Çünkü gözleriniz olmadan bir şey göremezsiniz ama vizyon hayal ettiğiniz şeydir. Kerim'in son çiziminin adı da vizyon. Bu genç sanatçı daha 3 yaşındayken çizgi roman çizmeye başladı. Daha sonra başkent Lagos'taki yoksul çocuklara sanat eğitiminin verildiği Ayovole Sanat Akademisi'ndeki derslere katıldı. Buradaki öğretmenler ona yeteneğini geliştirmesinde yardımcı oldu. İlk çizimi internette paylaşılır paylaşılmaz hızla yayıldı. Özellikle de geçen yıl çizdiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un portresi onu ünlü yaptı. The... Nijerya'da sahip olduğumuz yetenek düzeyi bu. 11 yaşındaki bir çocuk bunu 2 saat içerisinde çizdi. Sanırım bu yetenek bu akşam büyük bir alkışı hak ediyor. Varis Kerim'in yeteneği ailesine de büyük şans getirmiş. Ebeveynleri onun çizimleriyle gurur duyuyor. Annesi oğlunu kalbinin sesini dinleyip yeteneklerini keşfetmesi için teşvik etmiş. Ama bu kadar başarıyı o da beklemiyormuş. Onun daha bu yaşta ünlü kişiler tarafından tanınan bir sanatçı olacağını düşünmemiştim. Ben sadece onu resim yapmaktan alıkoymadım çünkü çocuğunuzun nasıl bir geleceğin peşinden gideceğini bilemezsiniz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la buluştuktan sonra Kerim ve ailesi yeni bir daireye taşındı. Nijerya hükümeti Kerim'in daha iyi bir okula geçmesini sağladı. Yapılan açıklamada çocuğun doğal yeteneğini geliştirmesi için en iyi koşulların sağlanması olduğu belirtildi. Bununla birlikte Varis'in sanat hayatına başladığı akademi de atölyelerle öğrencilerin sanat eğitimini daha fazla teşvik ediyor. Bu benim için bir geri ödeme gibi bir şey. Çünkü biz Kerim'e iyi bir yatırım yapmasaydık, şu anda bu başarının meyvelerinden de faydalanamazdık. O nedenle sadece oyun oynayıp bir kariyere sahip olmadan yaşamasınlar diye şimdi aynısını diğer çocuklara da aktarmaya çalışıyoruz. Varis hala her hafta sonu sanat akademisine gidiyor. Çizim yapmadığı zamanlarda sanat kitaplarından yeni teknikler öğreniyor. Sanat ona zor zamanlarını atlatmasında yardımcı olmuş. Sanat benim acımı hafifletiyor. Kendimi iyi hissetmediğimde ya da yalnız hissettiğimde, yanımda kimse olmadığında elime resim defterimi alıp canlı çizimler yapabiliyorum. Varis ülkesinde artık tanınan bir isim ama o kendini daha da geliştirip dünyaca ünlü olmak istiyor. Tüm dünyada tanınan büyük bir sanatçı olmak istiyorum. Eserlerimin uluslararası müzelerde sergilenmesini ve Mona Lisa kadar ünlü olmasını hayal ediyorum. İşte bu Nijerya'nın Leonardo da Vinci'si Varis Kerim'in 15 yaşında yakalamak için aklına koyduğu hedef.